Yani anlayacağın hepsi yalanmış. O zengin ama aklı başında kız tripleri falan hepsi. Hanımefendinin Ford oyunda bir de varoş delikanlısı olsun diye yaptığı her şey rolden ibaretmiş. Valla ne diyeyim bilemedim kardeşim. Boş ver Mert. Boş ver kardeşim. Sözün bittiği yeri geçildi çok olmuş zaten. İşte nereden geldiğini unutup böyle aptalca maceraları atlarsan... Hayatta sana hiç beklemediğin anda gösterir sana bir tüm gerçekliği yani. Salaklık bende. Hem de öyle bir tokatla hatırlatır ki... ...bir daha kalkamazsın yerine. Abartma be kardeşim. Sanki hayattan yediğin ilk tokatmış gibi davranıyorsun sen de. İyi tabii. Değil evet. Ama hiç bu kadar gardım düşük yakalanmadım Mert. Hiç böyle beklemedim, bir anda gelmedi. Ağla kardeşim ya. Kim demiş erkek adam ağlamaz diye. Ağlar ağlarsın belki. Selam. Hoş geldin Gülcan. Abi, bil bakalım kardeşin matematikten kaç aldı? Kaç? 95. İyi aferin. Abi, sen iyi misin? İyiyim. Ağlamışsın sen ama. Babama bir şey mi oldu yoksa? Hayır. Anneme mi bir şey oldu? Hayır kızım, ne alakası var ya? E niye ağladın o zaman? Elçin ablayla ilgili bir şey mi? Kızım ne kadar meraklısın sen ya. Neyi merak ediyorsun, etme. Abi niye kızıyorsun ki? Seni kötü gördüm, merak ettim, sordum, ne var bunda? Çok mu lazım, sorma. Tamam abi, sormam. Özür dilerim seni böyle görüp endişelendiğim için. Kızım nereye? Gülcan. Kızım nereye? Çıkıp hava alacağım. Hem gözünün önünde rahatsızlık vermeyeyim. Gülcan tamam kızım, gel içeri gir, soğuk al zaten gel. Ya bak kıza patladım, gördün mü ya? Mert sen gidip konuşsana şu kızla. Şimdi ben çıkarsam sokakta iyice gerileceğiz, daha kötü olacak. Tamam abi sakin ol, ben halledeceğim, merak etme sen. Paşa sen Günçiçeğe Elçin'den ayrıldığından bahsettin mi? Yok hayır, neden? Tüm bu olanları düşününce bunun bir işaret olacağını falan düşündüm de ben. Ne işareti oğlum? Neyse ya. Şimdi senin kafan karışık. Daha fazla da karıştırmayayım. Ben bir Gülcan'a bakayım kardeşim. Paşa sana kızmadı biliyorsun değil mi? Ben onu öyle kötü gördüğüm için üzüldüm Mert. Bana öyle bağırması gerekir miydi? Gerekmezdi tabii. Ama onun da kafası karışık bu aralar. Canı acıyor. Hem böyle zamanlarda insan en sevdiğine kızarmış hep. Bak sonra o da üzüldü. Git bir bak dedi. Üzüldü mü gerçekten? Üzüldü tabii, üzülmez mi hiç? Hem sen paşanın seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Biliyorum. Ben de onun için bana bağırmasına dayanamıyorum zaten. Ne olmuş peki? Elçin'le mi ilgili? Evet. Elçin'le ilgili. Ama daha fazla detay veremem. Abin anlasın gerisin. Sonra beni de fırçalamaya kalkar. Sonra böyle saçma sapan birbirimize sarılıp ağlamak zorunda kalırız. Ha şöyle gül işte ya. Bir insana gülmek bu kadar yakışıyorken niye ağlayasın ki?